Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün saksıda yetiştirdiğimiz çiçek veya diğer bitkilerin sulama zamanının tayiniyle ilgili bir püf noktasını sizlerle paylaşacağız. Görmüş olduğunuz kalan şu çiçeklerimiz, yine şurada kaktüslerimiz mevcut. Salep bitkisi arkadaşlar ve birbirinden farklı görmüş olduğunuz saksılarda çeşitli bitkilerimiz var. Her bitkinin sulama isteği veya sulama sıklığı farklı olabilir. Ancak genel olarak bitkinin toprak içerisinde bulunduğu toprağın yapısına göre sulama zamanı tayin edilir. Bunu da basit bir yöntemle nasıl belirleyeceğimizi hemen sizlere gösterelim. Bir kurşun kalem arkadaşlar. Toprağın yüzeyinin tabii kuru olmasını baz alarak bu yöntemi deniyoruz. Eğer toprak yüzeyi nemli ise o zaman zaten sulama ihtiyacı yoktur. Ama toprak yüzeyi kurumuşsa bunun yaklaşık 5 ile 10 santimetre derinliğindeki kısmının da nemini ölçmemiz gerekiyor. Eğer o zaman kuruduysa, ki kök bölgesi o alanda gelişim göstermiştir, sulama zamanı gelmiş demek. Hemen kurşun kalemimizi toprağa batırıyoruz. Yaklaşık işte saksının dibine kadar gitmesini sağlıyoruz şu şekilde. Ve bakıyoruz arkadaşlar, bakın bu nemle daha bunun sulama zamanı gelmediğini gösteriyor. Eğer şu şekilde bir nem olayı yok ise o zaman bitki mutlak olarak suya ihtiyaç duymuştur ve bu şekilde sulamamız gerekiyor. Arkadaşlar bütün saksı bitkilerimizde bu yöntemi deneyebiliriz. Kaktüsler hariç diğer bütün bitkilerde uygulayabiliriz. Kaktüslerde de arkadaşlar özellikle kuraklığa ve susuzluğa fazla ihtiyaç duydukları için bir müddet bu şekilde bırakmak lazım. Ama diğer yetiştirdiğimiz bütün saksı bitkilerinde bu kalem yöntemini uygulayabiliriz. Bu da genel olarak arkadaşlar bütün saksı bitkilerinde haftada iki defa sulama zamanı belirlemek uygundur. Yine dediğimiz gibi havanın sıcaklığına ve toprağın özelliklerine bağlı olarak bu kalem yöntemiyle bu şekilde sulama zamanını tayin edebiliriz.